öncelikle işte böyle durumlarda azınlıkta oluyoruz. Bu da ego. Egonun konuşması oluyor artık. Neyse, yapacak bir şey yok. Bizler yine canlarımız için savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün 4 Ekim, Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz her yıl bu tarihte sokaklarda veya okullarda çocuklarımızın hayvan sevgisini besleyebilmek için, çocuklarımıza onu verebilmek için coşku niteliğinde çeşitli eğlenceler düzenliyorduk. Sokak hayvanlarıyla küçüklerimizi, miniklerimizi topluyorduk. Mamalar dağıtıyorduk ki ağaç yaşken eğilir mantığıyla bu eylemlerimize yıllarca devam ediyorduk. Ne yazık ki bu çıkan son yasa sonucunda yine aynı tarihte, yani 4 Ekim'de biz sokak hayvanlarının canlarını nasıl kurtarırız diye mücadele için buradayız. Ve bu mücadelemiz için şu anda tüm belediye başkanlarına ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyoruz. 02.08.2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni hayvan hakları yasasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakım evi olmayan belediyelerin 2028 yılına kadar bakım evi yapmalarını öngörüp sahipsiz sokak hayvanlarının bakım evlerine toplanmasını, kısırlaştırılmasını, aşılanmasını, gerekiyorsa rehabilitasyon edilmesini yasalaştırmıştır. Türkiye genelinde yasa tanımayan bakım evi olan ya da olmayan belediyelere fırsat yaratmış olup hunharca ve acımasızca soykırım niteliğinde cinayetler işlenmeye başlamıştır. Çıkan yasayı karartan tüm belediyelere ve adil olmayan yasaya tepkimizi dile getirmek için ve çocuklarımızın bu karanlık günlerden aydınlığa çıkabilmesi için, sesimizi duyurabilmek için karanlıktan aydınlığa, karanlıktan aydınlığa, karanlıktan aydınlığa, karanlıktan sesimizi duyurmak için buraya geldik. Basın mensuplarımıza ve emniyetten gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.